Nevzat Kaya. Bugünkü Söyleşiyorum programımızın adı aslında hepinizin içinde olduğu 2023 TYT ve AYT konu ve soru dağılımının gizemini çözdüm. Biliyorsunuz deprem olayından sonra Türkiye'de bir karar verildi. Bu kararın sonucunda arkadaşlar özellikle 12. sınıfın 2. dönem konuları AYT konularından çıkarıldı. Bu kararı tabii ki mantıklı buluyorum. En azından konu biraz daha azalmış oldu. Sizler de daha çok eski konularda çalışarak tekrar etmiş olacaksınız arkadaşlar. Tabii şimdi ben bunlarla ilgili biraz istatistik bilgiler çıkardım. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağım. Hem ne olduğunu göreceksiniz hem de ne kadar çalışmanız gerekiyor, nerelere çalışmanız gerekiyor onları görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bu tamamen size olan bir fayda sağlamak. Yani amacım bu benim. Şimdi birincisi arkadaşlar TYT matematik konu dağılımı değişmedi. Yani yine aynı. Birinci konumuz TYT'de temel kavramlar ve sayı kümeleri. Bu önemli bir konu. Biliyorsunuz en çok çıkan soru tiplerinden birisi. İki, bölünebilme kuralları ve EBOB, EGOG. Burada da yine sorular çıkacak. Üçüncüsü ise birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler arkadaşlar. Bu biraz geniş kapsamlı bir konu. Burada tabii ki mutlak değer kavramı ve mutlak değerli denklem ve eşitsizlikler de ekleyebilirsiniz. Peki, dört, üstlü ve köklü sayılar. Aslında bunlar sayı kümelerinin içerisindeki konu ama üstlü ve köklü sayılar da arkadaşlar yine önemli bir konu olduğu için özellikle ileride 12. sınıfta daha doğrusu logaritma konusunun önemli bir kısmını teşkil ediyor. Peki 6 mantık ve kümeler var arkadaşlar. Mantık kümeler aslında bana göre şöyle yapın. Yani biraz daha yoruma dayalı ezber soru konusu olduğu için sonlara doğru girin mantık ve kümelere. Çünkü hem unutulması daha kolay olacağı için en son onlara çalışmaya başlarsınız. 7.'si arkadaşlar fonksiyon. 7 yapamadım. 7.'si fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyon aslında TYT'de birazcık daha fonksiyonun temel kavramları. Yani çok komplike girmeyin de TYT için. Fonksiyonun temel kavramları işte tanım kümesi, görüntü kümesinden, çeşitlerinden tutun da işte fonksiyonun bazı fonksiyon grafikleriyle ilgili sorulara veya konulara bakmanızı öneririm. 8. Arkadaşlar veri sayımı ve olasılık yine aslında AYT'de de çıkabilecek bir konu. Fakat TYT'de yani basit olayların olasılığı diyoruz ya hani onlarla ilgili yine sorulara çalışmanızı ve kontrol etmenizi öneriyorum. İstatistik arkadaşlar bu da istatistik veri aslında veri sayma ve olasılık da aslında istatistik de onun bir konusu. Fakat istatistiği de yine birazcık grafiksel konulara işte biliyorsunuz daire grafiği işte sütun grafiği işte çizgisel grafik deniyor ya. Onlarla ilgili çok sorularla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden onlara da bakmanızı öneriyorum. 10.'su da 10. konumuzda maddemizde polinom ve çarpanlar ayrımı olsun arkadaşlar. Aslında polinom ve çarpanlar aslında polinom daha doğrusu. Bizim AYT konusunun ilk konusuydu. Fakat birazcık tabii 10. sınıf alındı ya yeni müfredatla birlikte 9 ve 10 TYT ağırlıklı, 11 ve 12 AYT ağırlıklı olduğundan birazcık polinomlarda TYT'de çıkma ihtimali var. Yani en azından polinom olarak çok böyle komplike değil ama işte o çarpanlar içerisinde polinomların ne şekilde olacağı ile ilgili soru tipleri gelebiliyor arkadaşlar. Buraya kadar anlaştık. Şimdi bu anlatmış olduğum dağılımla ilgili kaç tane soru gelmiş? 5 seneye aldım. Yani bir onları görelim. Arkadaşlar TYT matematik soru dağılımını şöyle düşünebilirsiniz. 2022 yılında arkadaşlar birinci konudan yani temel kavramlar ve üstlü sayılardan 6 tane gelmiş. Bölünebilme EBOB EGOG'dan 1 tane. Birinci dereceden mutlak değer kavramından 2 tane. Üstlü ve köklü sayılardan 2 tane. Oran ve orantıdan ve denklem kurma problemleri. Bakın buna çok dikkat edin. Oran ve orantı ve oran ve orantı ile çözülebilen denklemler aslında bunlar. Denklem kurma problemleri. Buradan çok soru geliyor. 14 tane gelmiş. Mantık ve kümelerden 2 tane gelmiş. Fonksiyondan 1 tane, veri saymadan 1 tane, istatistikten de 1 tane gelmiş arkadaşlar. Polinom ve çarpanlar ayırma ile ilgili bu sene yani 2022'de geçtiğimiz sene çok soru yok, gözükmüyor. 2021 yılında ise arkadaşlar yine temel kavramlardan 5 tane, bölünebilme EBOB EGOG'dan 1 tane, mutlak değer, birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler ve mutlak değerden 2 tane, üstlü ve köklü sayılardan 2 tane, denklem kurma problemleri, yani yine oran ve orantı ve denklem kurma problemlerden 14 tane, mantık ve kümelerden 2 tane, fonksiyon 1, veri sayma olasılık 1, istatistik 1 ve polinom ve çarpanlarda yine 1 tane soru gelmiş. 2020'de arkadaşlar, 2020 yılında ise temel kavramlardan 5 tane, bölme kurallarından ve EBOB EGOG'dan 1 tane arkadaşlar. Bakın temel kavramlarda yine 5 tane geliyor. Farkındasınız. Buna dikkat edin arkadaşlar. Özellikle vurguluyorum. Mutlak değer, yani birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler ve mutlak değerden 2 tane. Üstlü ve köklü sayılardan yine 2. Oran ve orantı ve denklem kurma problemlerden 13 tane.
mantık ve kümelerden 1, fonksiyon 2, veri sayma 3, istatistik 1, polinomlardan gelmemiş. 2019 yılında arkadaşlar bunları artık gördünüz. 6, 1, 1, 2 yine 13 tane denklem kurma problemleri ve 6 tane sayı kümelerinden. 1, 2, 2 ve 2018 yılında ise arkadaşlar 6, bakın orada Ebubekov polinom gelmemiş, bölünebilme gelmemiş. 2, 2, 12, 1, 1, 2, 2, 1 olarak sayıları görebilirsiniz. Burada toplam 2022'de 30 tane matematik sorulmuş, 2021'de 30 tane, 2020'de 30, 2019'da 30 fakat 2018'de 29. Genellikle şöyle oluyor geometri matematik dağılımı, 30-10 oluyor, hani toplam 40 tane soru var ya. Fakat 2018'de 29-11 olmuş mesela. Yani bu sene de o şekilde gelebilir veya 30'a 10 olarak gelebilir arkadaşlar. Şimdi TYT geometri konu dağılımı var bir de. Bakın 5 tane ana dal var burada. 5 tane yani birincisi üçgenler, ikincisi çokgen ve dörtgenler, 3 çember ve daire, 4 katı cisimler 1, katı cisimler 2. Ben onu şöyle diyorum, prizmalar ve piramitler. Arkadaşlar prizma ve piramitler aslında tek ele alınıyor idi. Fakat son yıllarda 10. sınıfta prizmalar aldılar, katı cisimler 1'i. Prizmalar yani küptür, dikdörtgenler prizmasıdır, silindirdir. Yani alt ve üstü aynı şekil olan cisimler diyebilirsiniz. 11. sınıfta da piramitleri ele aldı. Genellikle prizmalardan çok soruyla karşılaşıyorsunuz TYT'de. Peki bir de 5. sınıfta arkadaşlar analitik geometri. Fakat doğrunun analitiği unutmayın, noktanın ve doğrunun analitiğinden bir tane soru gelebiliyor. Eskiden daha çok AYT'de geliyor diye bu konu. Bunlar da 5 kaleme aldı. Ele aldım arkadaşlar. Peki bunların dağılımı, soru dağılımı. TYT geometri soru dağılımında şöyle ele aldım ben. 2022'de arkadaşlar 4 tane üçgen gelmiş. 3 tane çokgen ve dörtgen. Geliniz 2 tane katı cisimler, 1 tane de analitik geometri. Yani doğru ve nokta analitiği. 2021'de 4 tane üçgen gelmiş. 3 tane çokgen ve dörtgen. Katı cisimlerden 2 tane ve noktanın ve doğru analitiğinden 1 tane. 2020'de 3, 3, 5, 2. 2019'da 2, 3, 2, 2, 1. 2018'de 3, 4, 1, 2, 1 olarak soru dağılımını görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu sizin ekranınızda karşınızda olacak. Ben şu anda hem ekran videosu yapıyorum hem de dikkat ederseniz görsel video yapıyorum. Peki TYT derslerine göre soru dağılımı da şöyle gençler. Bunları zaten biliyorsunuzdur ama ben bir kere daha tekrar etmiş oluyorum hem de paylaşmış oluyorum. Sizlerle bu şekilde bir paylaşım yapmış olalım. Temel matematikten arkadaşlar 40 soru var. Bunun 30 tanesi matematik, 10 tanesi geometri. Türkçeden 40 soru var. Sosyaldan 20 soru var arkadaşlar. Tarih 5, coğrafya 5, felsefe 5 ve din kültürü ve ahlak bilgisi 5. Toplam 20 tane soru var. Yine devam ediyorum. Fen bilimlerinden 20 tane soru var. Fen bilimler 4.sü diyecektim arkadaşlar. Dilim sürüştü. Fen bilimlerinden 20 tane soru var. Fizik, kimya, biyoloji olarak. Fizik 7 tane, kimya 7 tane, biyoloji 6 tane arkadaşlar. Bunu koyduk cebimize. Hocam bunu harika anladık. Bravo. Peki gelelim şimdi AYT matematik konu dağılımına. Arkadaşlar AYT matematik konu dağılımında bu sene ikinci dönemin konuları yani alınmadığına göre, yani türev ve integral baba konuları alınmadığına göre şimdi neler olabilir, neler alınması gerekiyor onları söyleyelim. Bir, temel kavramlar ve sayı kümeleri zaten bu TYT'de de ortak. İki, bölünebilme kuralları Ebubekov TYT'de ortak. Yani bunları şöyle aslında yazalım şöyle arkadaşlar. TYT'de ortak olarak konular, temel kavramlar TYT'de ortak. Bölünebilme ortak. Birinci derecenin denklem ve eşitlikler ortak. Üslü ve köklü sayılar aslında ortak. Yani bunları zaten TYT için çalışmış oluyorsunuz ya. Mantık ve kümeler. Fakat buradaki fonksiyonlar bir tık daha arkadaşlar üst level diyelim. Çünkü fonksiyon dönüşümlerinden tutun da yani fonksiyonun grafiklerine kadar hepsi var. Veri sayma olasılık zaten ortak. Polinomlar ve çarpanlar ayırma yine ortak. Arkadaşlar burada fonksiyonların grafikleri yani ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri yani parabol. Bu da önemli bir konuydu. Paraboldan çalışmanızı öneriyorum zaten çıkar. İkinci dereceden denklem ve eşitlikler arkadaşlar. Bakın bu ikinci dereceden denklem ve eşitlikler bu sene bence ön plana çıkacak. Karmaşık sayılar da tabii burada. Hani hatırlarsanız delta'nın küçük olduğu, delta küçük sıfır olduğu durumlar. Trigonometri 1, 2, 3 diyorum arkadaşlar. Trigonometri 1'i 9. sınıfta gördünüz. Dik üçgen ve trigonometri olarak. Trigonometri 2'yi arkadaşlar 11. sınıfta gördünüz. 11. sınıftaki trigonometride trigonometrik fonksiyonlardan ele alın da trigonometrik özdeşliklere kadar. Ve trigonometri 3'ü de aslında 12. sınıfın bir konusudur. 12. sınıfın bir konusudur. O da nedir? Toplam fark formülleri dönüşü yani toplam fark yarım açı formülleri ve denklemleridir. Bu konu bana göre biraz ön plana çıkabilir. Çünkü türev ve integrala soramayacakları soruları mecburen bir yerlere dağıtacaklar. Dolayısıyla üstel ve logaritmik fonksiyonlar arkadaşlar 12.'si ve
reel sayıları. Yani üstel ve logaritmik fonksiyonları da çok iyi oturtmanızda fayda var. Bunlar ayrıyeten gelmiş konular diyebilirsiniz. TET ile farklı olarak düşünebiliriz. Peki arkadaşlar, ya AYT matematik konularının soru dağılımı. 2022'de gençler, bakın hepsini tek tek okumayayım. Zaten ekranınızda karşınızda gözükecek bunlar. İki tane temel kavramlar 1. Bir de mantık kümeleri 2 tane, fonksiyonlar 2, veri sayma 3, polinomlar ve çarpanlar verme 2, denklem ve eşitlikler, ikinci derecenin denklem ve eşitlikleri yani karmaşıklar 2 tane, trigonometri 1, 2, 3 tane arkadaşlar 5 tane. Bir de bazı soru tiplerinde hani içte bunların içinde konular, bazı konular da olabiliyor. Mesela kosinüs teoremi de aslında trigonometri. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, reel sayı dizileri diyebilirsiniz arkadaşlar 2 ve 1 olarak. 2021'de 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 6, 1, 1. Bakın yine trigonometri 6 tane. 2020'de 5, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 3, 2 diye gelmiş. Oradaki en çok konuları söylüyorum, yani en çok çıkan. Trigonometri gibi 1, 2, 3'ten yine 4 tane çıkmış. 2019 yılında yine 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 3, 1 yine trigonometriden çok çıkmış 4 tane. Burada logaritma 3 tane çıkmış. Logaritma da önem kazanmış. 2018'de ise arkadaşlar 1 tane temel kavramlardan, bölünülmeden yok. Denklem, birinci derecenin denklemlerde yok. Üslü ve köklü yok. Ama burada arkadaşlar mantık ve kümelerden 4 tane gelmiş. Fonksiyonlardan 2 tane, veri sayma 2, 1, 1, 2, 4 tane trigonometri toplamda 2, 1 olarak veya sayı dizileri ve logaritma olarak gelmiş gençler. Bunları da bu şekilde anlattıktan sonra peki AYT geometri konu dağılımına ele alalım. Arkadaşlar AYT geometri konu dağılımı yine 5 tane kalemde ele alabilirsiniz. Yine üçgenler, çokgen ve dörtgenler, çember ve daire, katı cisimler 1, katı cisimler 2 yani prizmalar ve piramitler. Analitik geometri 1 yani nokta ve doğru analitiği arkadaşlar. Burada çember analitiğinin çıktığı görülüyor. Çünkü çember analitiği biliyorsunuz 12. sınıfın 2. döneminin en son konusuydu. Yani türev integral integraldan sonraydı. Dolayısıyla çember analitiğinden soru gelmeyecek. Dolayısıyla bizim için analitik geometri doğru analitiği olarak bunlara çalışmanızı öneririm. Yani yine 5 tane konu ele alınacak. Peki arkadaşlar AYT geometri konu dağılımını da şöyle ele alabilirsiniz. Üçgenlerden 2022'de soru gözükmüyor. Çokgen ve dörtgenlerden gözükmüyor ama çember ve daire 2 tane. Katı cisimler 1, katı cisimler 2. Burada piramitler de çok önem kazanıyor. Piramitlere çalışın. 2 tane analitik geometri yani doğru analitik ve nokta analitikler 3 tane soru gelmiş. 2021'de üçgenler ve çokgenlerden soru yok gözükmüyor. Çember ve daireden 3 tane. Yine katı cisimler piramitlerden 4 tane arkadaşlar. Bakın bu da çok önemli. Katı cisimler demek ki bu sene geometride hani çember analitiğinden veya işte bazı şeylerden sonra dönüşümü hatırlayın. Dönüşümler konusu da var arkadaşlar. O da yok. Yani döndürme açı mesela 180 derece döndürülüyor, 60 derece döndürülüyor. Onlar da olmayacağına göre demek ki o soruları buralara ekleyecekler. 4 tane katı cisimlerden gelmiş. Nokta ve doğru analitiğinden bir tane gelmiş. 2020'de arkadaşlar yine okuyalım. 2, 2, 1, 1, 3. Burada nokta ve doğru analitiğine 3 tane gözüküyor. 2019'da arkadaşlar 1, 2, 2, 1, 1 olarak gelmiş. 2018'de ise gençler 3, 2, 1, 2, 1 olarak soru sayısını görebilirsiniz. Tabii bunlar sizin ekranınızda karşınızda olacağına göre bunları görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bakabilirsiniz sizler için. En azından bir yol haritası, rehberlik oluşturmak açısından. Şimdi arkadaşlar AYT derslere göre soru dağılımları var. Bunu da şöyle hani TYT'de yaptık ya bütün dersleri. Şimdi burada matematik birincisi arkadaşlar önemli olan konu matematik. Neden? 40 tane soru gelecek. Yine 30 tanesi matematik, 10 tanesi geometri. Bu bazen 29-11 olabiliyor ama yine 30-10 gibi bekliyorum ben. Türk Dili ve Edebiyatı arkadaşlar ve sosyal bilimler, bakın bu çok önemli bir. Buradan da yine arkadaşlar 40 tane soru gelecek. Bir daha söylüyorum. Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler 1. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, tarihten 10, sosyal bilimlerden 6 soru gelecek. Tabii bu o alanda girecek öğrenciler için önemli. 3, sosyal bilimler 2 var bir de arkadaşlar. Bu da 46 soru toplamda olacak. Fakat tarih 2'den 11 soru, coğrafya 2'den 11 soru, felsefeden 12 soru, din, kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru. Fakat arkadaşlar bazı arkadaşlarımız muaf olacak din, kültürü ve ahlak bilgisinden. Onlara da 6 tane felsefe sorusu var. Tabii ki felsefe sorusu ama yine biraz genel kültüre dayalı felsefe sorusu diyebiliriz. 4 de fen bilimleri var arkadaşlar. Bunlar zaten biliyorsunuz 40 tane soru var. Fizik, kimya, biyoloji. Fizikten 14 soru, kimyadan 13 soru ve biyolojiden 13 soru olarak gelecek arkadaşlar. Peki buraya kadar olan konuları biraz daha tekrar edelim arkadaşlar. Bu seneki ikinci dönem konuları iptal edileceğinden dolayı o konular yerine anlatmış olduğum, demin size bilgi vermiş olduğum konulara ağırlık verin. Bol soru çözerek, tekrar yaparak veya kondisyon yaparak bu seneki sınavda daha büyük başarı edeceğinize inanıyorum. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bakın yine
farkındaysanız 15 dakikamız oldu. Bunun haricindeki konular artık sizler sıkılmaya başlarsınız. Hocam artık uykumuz geldi diyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, başarılar.